Merhabalar arkadaşlar. Atom ve yapısı soru çözümüyle devam ediyoruz. Atom modellerini tanımlayan bazı ifadeler. Buna göre verilen ifadelerde hangi atom modeline ait bilgi bulunmamaktadır? Arkadaşlar, atom içi dolu bir küredir. Kime ait arkadaşlar? Dalton'a ait. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıklardaki dairesel yörüngelerde bulunurlar. Arkadaşlar, bu Bohr'a ait. Atomun tamamı artı yükten oluşmuştur. Ancak elektronlar bu artı yükün içine rastgele dağılmışlardır. Hemen arkadaşlar, buradan neyi hatırlayacağız? Arkadaşlar, buradan üzümlü kek modelini hatırlayacağız ve bu yüzden Thomson'a aittir diyeceğiz. Arkadaşlar, bir elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemez diyen modern atom teorisi. Kimin yokmuş arkadaşlar? Demek ki C şıkkındaki Rutherford'a ait bir atom modeli tanımlanmamış. Thomson atom modeline göre yargılarından hangileri doğrudur? Elektronlar sahip oldukları enerjilerine göre çekirdeğin etrafında bulunmaktadırlar. Bir kere arkadaşlar, çekirdek kavramı yok. O yüzden arkadaşlar, bir Thomson'a ait olamaz. Pozitif yükler negatif yüklere eşittir. Çünkü atom nötrdür diyor. Demek ki iki doğru. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı, yani 2 ve 3. Yukarıda atom modelleri temsili şekillerle gösterilmiştir. Buna göre şekillerin tarihsel sıralamasının doğru olabilmesi için hangi iki şeklin yerlerinin değişmesi gerekir? Arkadaşlar, bir Dalton'a ait. İlk başta Dalton var zaten. Arkadaşlar, ikincisi, bakın dikkat edin. Bir çekirdek var, elektronlar dairesel yörüngelerdeler ve katmanlar var. O yüzden arkadaşlar, bunun en son gelmesi gerekiyordu. 3 Rutherford'a ait. 4 arkadaşlar, bakın dikkat edin, bir üzümlü kek modeli ve bu yüzden arkadaşlar 2 ile 4'ü değiştirirsek, yani C şıkkı arkadaşlar, 2 ve 4'ü değiştirirsek doğru bir tarih sıralaması olmuş olur. Hatırlayalım arkadaşlar, neydi? Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr. Bu sırayla geliyordu. Sonra arkadaşlar modern atom teorisini ortaya atıyorduk. I eksi iyonunda 54 elektron bulunmaktadır. Buna göre I5 artı ve I3 artı iyonlarının elektron sayıları toplamı kaçtır? Arkadaşlar, ne yapmamız lazım? I eksi iyonunda 54 elektron varsa, hemen hatırlayalım arkadaşlar. X herhangi bir tanecik olduğunda buraya iyon yükü, buraya elektron sayısı, buraya proton sayısı, buraya nötron sayısı, buraya ise kütle numarası yazıyordum. Bunları toplayınca proton sayısını, proton sayısıyla nötron sayısını toplayınca da kütle numarasını buluyordum. Formülleri tekrar yazıyorum arkadaşlar. Proton sayısı eşittir elektron sayısı artı iyon yükü. Kütle numarası eşittir proton sayısı artı nötron sayısı. Arkadaşlar, bu sayede tekrar etmiş olduk. Şimdi geldim buraya. Arkadaşlar, demek ki sağ üst köşeyle sağ alt köşeyi toplayınca sol alt köşeyi buluyormuşum. Yani proton sayısını. 53'müş. Peki arkadaşlar, I artı 5 ve I 3 artının elektron sayıları toplamı sorulmuş bize. Arkadaşlar, aynı atom olduğu için proton sayıları aynı. Artı 5 ile neyi toplarsam 53 yapar? 48. Arkadaşlar, burası da artı 3. Artı 3 ile neyi toplarsam 53 yapar? 50. Arkadaşlar, elektron sayıları toplamı sorulmuş bize. 48 artı 50'den 98. Yani arkadaşlar, cevabımız Edirne oldu. Evet, bazı atomlar ve katman elektron dizinleri yukarıdaki gibidir. Buna göre bu atomların elektron verme eğilimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar, burada az çok neyi hatırlamanız lazım? Hemen arkadaşlar, metallerin elektron vermeye, ametallerin ise elektron almaya yatkın olduklarını hatırlamanız lazım. Arkadaşlar, metallerde sola doğru gittikçe, yani 1A grubu en aktif metallerdir. Bu yüzden elektron verme eğilimi en fazla olan 1A grubudur. Sonra arkadaşlar, alüminyum bir metal, flor ise bir ametal. Bu yüzden arkadaşlar, sıralarken sodyum büyük, alüminyum büyük, flor. Arkadaşlar, büyükten küçüğe doğru sırala dediği için sodyum, alüminyum, flor olacak. Yani cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Artı 2 yüklü demir atomunun çekirdek yükü bilinmektedir.
Buna göre demir atomu için artı 3 yüklü iyonun elektron sayısı. Şimdi arkadaşlar hemen şu x'i kullanarak olayı açıklamaya çalışalım. Arkadaşlar demir artı 2 yüklünün nesini biliyormuşuz? Çekirdek yükünü. Çekirdek yükü arkadaşlar proton sayısı demekmiş. Arkadaşlar burası A. Peki A dedim, A'yı biliyormuşum. Diyor ki A biliniyor. Artı 3 yüklü iyonun elektron sayısı. Arkadaşlar burası A eksi 2 değil mi? Burayı bildiğime göre o zaman burası A eksi 3. A bilinen bir değerse o zaman birinci öncülü bulabilirim arkadaşlar. Nötron sayısını bulabilmem için arkadaşlar neye ihtiyacım var? Kütle numarasına ihtiyacım var. Kütle numarasını bilmediğim için nötron sayısını bulamam. Nükleon sayısı da arkadaşlar kütle numarası demek. Kütle numarasını zaten bilmediğim için arkadaşlar yalnızca birinci öncülü yani Adana şıkkını bulabilirim. Aynı elemente ait atomlar ile ilgili nötron sayıları eşittir. Arkadaşlar aynı elemente ait. Aynı elemente ait atomlar. Arkadaşlar izotop atomlar olabilir mi? Olabilir. Peki arkadaşlar izotopların nötron sayıları birbirinden farklı olduğu için demek ki bir her zaman doğru değil. Kütle numaraları farklı ise izotop atomlardır. Evet arkadaşlar izotop atomların tanımı şuydu. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları dolayısıyla da kütle numaraları farklı olan atomlardır. O zaman iki her zaman doğru. Arkadaşlar yükleri farklı ise hepsi iyondur. Arkadaşlar yükleri farklı ise biri 0 biri artı 2 olamaz mı? Olabilir. O zaman arkadaşlar cevabımız yalnız 2 yani 5 oldu. X atomunun temel hal elektron dizilimi bilinmektedir. Buna göre niceliklerinden hangileri bulunabilir? Arkadaşlar temel hal elektron dizilimi X atomunun X atomu demek nötr demek arkadaşlar. O zaman elektron sayısı proton sayısına eşit olmalı. Bu yüzden proton sayısı bulunabilir. Kütle numarası bulunamaz çünkü elimizde nötron sayısı yok arkadaşlar. 2 olmaz. İzotoplarının çekirdek yükü. Çekirdek yükü proton sayısı. Arkadaşlar o zaman izotop dediğine göre proton sayısı X ile aynı olacak. X'in proton sayısını bulabildiğime göre arkadaşlar demek ki 3'ü de bulabileceğim. Yani arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 Bursa. Anyonlar ile ilgili elektron sayısı nötron sayısından fazladır. Arkadaşlar bunu bilemeyiz ama elektron sayısının proton sayısından fazla olduğunu bilebiliriz. Bir kesinlikle doğru değil. İyon yükü negatiftir. Evet arkadaşlar anyon demek eksi yüklü demek yani negatif yüklü demek. O zaman iki kesin. Proton sayısı nötron sayısına eşittir. Arkadaşlar bunu da bilemem. O yüzden cevabım yalnız iki yani Adana. Nötr atomlar için yüklü tanecik içermezler. Arkadaşlar yüklü tanecik proton değil mi? Proton arkadaşlar nötr atom demek, proton içermiyor demek değil. Sadece arkadaşlar artı ya da eksi yüklü olmayan demektir nötr demek. O zaman bir gitti arkadaşlar. Proton sayıları nötron sayılarına eşittir. Hayır arkadaşlar bu da yanlış. Bilemeyiz. Ancak proton sayıları elektron sayılarına eşittir arkadaşlar. Bu yüzden proton sayıları ile elektron sayılar arasındaki fark sıfırdır. Cevabımız yalnız 3 yani Adana oldu. 5 tane X atomunun çekirdek yüklerinin toplamının 75, kütle numaralarında da toplamının 155 olduğu biliniyor. Buna göre X atomunun izotopu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Elimizde bir X var. Bunun arkadaşlar çekirdek yüküne A diyorum. 5 tane X'in çekirdek yüklerinin yani proton sayılarının toplamı 75'miş. O zaman arkadaşlar 5A eşittir 75 diyorum. Buradan A eşittir 15. X 15'miş arkadaşlar. Nötron sayısına da B diyorum arkadaşlar. Bakın kütle numaralarında toplamı yani 5 çarpı B artı 15. Arkadaşlar kaçmış? 155'miş. Her iki tarafı 5'e bölelim arkadaşlar. Buradan kaç gelir? B eşittir. Bakın dikkat edin. 31 geliyor arkadaşlar. Pardon. Böldüğümüz zaman arkadaşlar 31. 15'i de karşıya attık. B eşittir 16. O zaman arkadaşlar buraya da 16 yazıyorum.
Buraya ise 31 yazmam lazım. Soru bana ne soruyor? Aşağıdakilerden hangisi bunun izotopu olabilir? Şimdi dönelim arkadaşlar şıklara. Olabilir dediği için şıklardan gideceğim. Fakat şunu da biliyorum arkadaşlar. İzotop olabilmesi için proton sayılarının aynı, nötron sayılarının veya kütle numaralarının arkadaşlar farklı olması lazım. Bak dikkat et. A şıkkı gitti çünkü proton sayıları farklı. B şıkkı proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olduğu için arkadaşlar B şıkkı izotopu olabilir. Demek ki cevabımız B şıkkıymış. CO2-CO3-2 ve HCO3- taneciklerinin niceliklerinden hangileri eşittir denmiş. Arkadaşlar nötron sayıları toplamını ve arkadaşlar proton sayıları, elektron sayıları toplamını bulalım. Ben ayrı ayrı yazayım. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Proton sayısı. Bize neler soruluyor? İlk hatta birinci öncünde nötron sayısı var. Nötron sayısı, proton sayısı ve arkadaşlar elektron sayısı. Evet. Şimdi geldim buna. Arkadaşlar karbonda kaç tane nötron olduğunu hemen 12-6'dan bul. 6. Artı 3 tane oksijen var. Her birinde 8 tane nötron varmış. 3 çarpı 8. Kaç oldu arkadaşlar? Hemen hesapla bak. 24 artı 6'dan 30. Proton sayısını hesapla. Karbonda 6, oksijende 8, 3 çarpı 8'den yine 30 oldu. Elektron sayısını nasıl buluyordun? Proton sayısı eşittir elektron sayısı artı iyon yükü. Arkadaşlar proton sayım 30. Burası da eksi 2. At karşıya 32 oldu. Geldim buraya. Nötron sayısını hesaplıyorum. Bak dikkat et, hidrojenin nötronu yok. Sadece karbon ve oksijende var. 30. Aynı çünkü. Ya buna geldim arkadaşlar. 1 buradan geldi proton. 6 buradan geldi 7. 24 de buradan geldi 31. Elektron sayısına geldim arkadaşlar. Proton sayısı 31. Burası da eksi 1. At karşıya 32. Ne diyor soru bize? Hangileri eşittir arkadaşlar? Neler eşit çıktı? Proton sayısı ve elektron sayısı arkadaşlar eşit çıktı. Bu yüzden arkadaşlar demek ki cevabımız 2 ve 3 olmalı arkadaşlar. Yalnız şıklarda şu an 2 ve 3 görünmüyor arkadaşlar. 1 ve 3 geldi. Arkadaşlar proton sayıları farklı. Nötron sayıları ve elektron sayıları aynı bulduk. Çünkü tekrardan arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar nötron sayısı 30'a 30. Bakın burada az önce yanlış gördük. 30'a 30. Proton sayıları birbirinden farklı. Bu yüzden arkadaşlar burası aynı değil. Fakat arkadaşlar nötron sayıları ve elektron sayıları birbirine eşit olduğu için arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 olmuş. Yani Denizli şıkkı arkadaşlar. Evet. X artı ile Y eksi 2'nin elektron sayıları eşittir. Y 16 ile Z 17'nin nötron sayıları eşittir. Buna göre X, Y ve Z atomlarının çapları arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar çap kıyaslaması yapabilmemiz için önce elektron sayısı ve proton sayılarını bulmamız lazım. Arkadaşlar X artı ile Y eksi 2'nin elektron sayıları eşit olduğuna göre hemen şimdi ben bunların elektron sayısına geçebilirim. Elimde bir X artı varmış. Burası 11. Bir Y 2 eksi varmış arkadaşlar. Burası da hemen şuradan 10, buraya da 10 yazıyorum. Arkadaşlar 10 eksi 2 8. Demek ki bunun proton sayısı 8. Z ile arkadaşlar bunun ve bunun dikkat edin nötron sayıları aynı diyor. Burası 16. Burası da 17 verilmiş. Burası 8 arkadaşlar. Burası ne oldu o zaman? 9 oldu arkadaşlar. Şimdi bunların bana çaplarının kıyaslanması sorulmuş. Arkadaşlar bir kere bu elektron almış. Aldığı için arkadaşlar çapı en büyük olan Y 2 eksi olur. Tabi bize arkadaşlar atomları sorulmuş. O zaman eksi 2'yi mi alacağım? Hayır. O zaman arkadaşlar hemen bunu terk edip sadece atomlara geliyorum. Bu 8, bu 9, bu 11. Hemen X'in nötr halinin 2, 8, 1'den 1A grubu 3. periyot olduğunu belirliyorum. Y'nin arkadaşlar atom numarası 8, 2, 6, 6A grubu
İkinci periyot diyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane A silelim. Z arkadaşlar 9, 2, 7, 7 A grubu ikinci periyot diyoruz. Arkadaşlar bunları kaba taslak bir periyodik tablo üzerinde göstermek istersem şöyle. Bu periyodik tablom olsun. Arkadaşlar 6 A ve 7 A şurada hemen. Şöyle ikisini bir çizelim arkadaşlar. Y 6A'da Y'yi sola, Z'yi de arkadaşlar sağa koyuyorum. Bunlar arkadaşlar ikinci periyotta. Bunların altında ise arkadaşlar şu 1A'da ne varmış? X varmış. Arkadaşlar atom çapı sola ve aşağı doğru artar. O zaman en büyük kim? X. Sonra arkadaşlar sola doğru arttığına göre Y, sonra Z. Demek ki arkadaşlar cevabımız X büyük, Y büyük, Z olacakmış. Yani A şıkkı oldu arkadaşlar. Evet, iyonun toplam tanecik sayısı 116'dır demiş. Arkadaşlar toplam tanecik sayısı demek proton artı nötron artı elektron demektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi X atomunun izotopudur denmiş. Dikkat et, izotopu soruluyor sana. Evet. Arkadaşlar x eksi burası 80'miş ve toplam tanecik sayısı. Yani arkadaşlar proton artı nötron artı elektron 116'ymış. Peki arkadaşlar ben buraya A dersem burası A eksi 1 olur mu? Zaten arkadaşlar burası nedir? 80. Bakın protonla nötronu toplayınca 80 bulacakmışım. Artı elektron eşittir arkadaşlar 116 olduğuna göre. Buradan elektron eşittir 36 geldi. O zaman x'i bir düzeltiyorum. Burası eksi, burası 36. Burası ne olur arkadaşlar? 35. Burası 80 olduğuna göre arkadaşlar burası 45 olmalı. Bakın bu x eksi. Peki x ne olur arkadaşlar? 35, 80. Bu x elementim. Nötr hale getirdim şu an. Arkadaşlar bunun izotopu proton sayısı aynı, kütle numarası farklı olan bir şey olmalı. Hemen bakıyorum arkadaşlar. A şıkkında proton sayıları farklı. B şıkkında arkadaşlar proton sayıları aynı. Arkadaşlar kütle numaraları farklı olduğu için cevabımız B şıkkı olmuş. Yukarıda verilen iyonlar ile ilgili 3 iyon da izoelektroniktir. Arkadaşlar dikkat edin, hepsinin 18, 18, 18 elektronu var. Elektron sayıları aynı. Zaten atom numarası 20'ye kadar olanlarda eğer elektron sayıları aynı ise arkadaşlar izoelektroniktir diyoruz direkt. Tabi bir de proton sayılarının farklı olması lazım. Zaten farklı. Bir doğru. İkinci iyon ile üçüncü iyon izotondur denmiş. Arkadaşlar 2'de hemen nötron sayısını hesapla. 37-17=20. Üçüncü arkadaşlar 40-20'den 20. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğu için bunlar izotondur. O zaman 2 de doğru. İyon çapları arasındaki arkadaşlar ilişki 1 büyük, 2 büyük, 3 diyor. Arkadaşlar bir atom elektron aldıkça çapı büyür, elektron verdikçe çapı küçülür. Bu yüzden cevabımız 1 büyük, 2 büyük, 3, yani E şıkkı oldu arkadaşlar. Evet. Grafikte X, Y, Z tanecikleri ile ilgili proton sayısı, nötron sayısı ilişkisi verilmiştir. X, Y ve Z tanecikleri elektron sayılarının eşit olduğu biliniyormuş. Bilindiğine göre arkadaşlar proton sayısı 20'den küçük olduğu için hepsinin elektron sayıları eşit olduğuna göre demek ki arkadaşlar bunlar izoelektronik olabilirler. Ancak arkadaşlar iki taneciğin izoelektronik olabilmesi için proton sayılarının farklı olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar birinci öncül olmaz, gitti. Çünkü X ve Z'nin proton sayıları da aynı. O yüzden gitti arkadaşlar. X ve Y izotondur. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı, doğru. Y ve Z izobardır. Arkadaşlar hemen topla. Y 20. Z ise arkadaşlar proton artı nötron 16. Bir kere arkadaşlar kütle numaraları farklı. İzobar demek kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan demekti arkadaşlar. Bu yüzden 3'te yanlış, demek ki cevabımız B şıkkı, yani yalnız 2 oldu.
Yukarıda bazı kavramlarla atom çiftleri eşleştirmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı. Bunlara izotop diyoruz. İzoelektronik. Arkadaşlar, elektron sayıları aynı ve 20'den küçük atom numaraları. Bu yüzden arkadaşlar ne yapacaksın? Hemen elektron sayıları aynı olduğu için ve proton sayıları farklı olduğu için izoelektronik diyebilirsin. İzobar. İzobar olabilmesi için arkadaşlar kütle numaralarının aynı olması gerekir. Kütle numaraları farklı olduğu için arkadaşlar cevabımız 1 ve 2, yani B şıkkı. X, Y eksi Z artı tanecikler eşit sayıda elektron içerdiği bilinmektedir. Buna göre temel halde X ve Y atomlarının katman sayıları eşittir. Arkadaşlar X ve Y. Şimdi arkadaşlar kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, X nötrken Y bir tane elektron alınca arkadaşlar neye dönüşmüş? Elektron sayıları arkadaşlar eşitlenmiş. Peki arkadaşlar ne olabilir? Yani diyor ki aynı katman sayılarına sahiptir. Her zaman doğru olmak zorunda mı? Kesin mi arkadaşlar? Buna bakmamız lazım. Şimdi ihtimalleri düşünelim. X zaten nötr. Y bir tane alınca arkadaşlar elektron sayıları eşitleniyor. Şimdi düşünelim arkadaşlar neler olabilir? Mesela X lityum olsa, Y helyum olsa arkadaşlar. Bir tane aldığında elektron sayısı 3 oluyor arkadaşlar helyumun. Bu yüzden arkadaşlar kesin değil. Bakın bütün ihtimalleri düşüneceğiz arkadaşlar. Soy gazlarda zorlarsak elektron alırlar arkadaşlar. Bu ihtimalleri düşüneceğiz. O zaman bir kesin değil. Birer elektron koparmak için gerekli enerji arkadaşlar, bir atom eğer negatif yüklüyse bundan elektron koparmak nötre göre daha kolaydır. Artı yüklüye göre çok daha kolaydır. O zaman arkadaşlar artı yükten koparmak daha zor olduğu için daha fazla enerji gerekir. Bu yüzden ikinci öncül kesin. Çekirdek yükleri arasındaki arkadaşlar. Şimdi hepsinin elektron sayıları eşit olduğuna göre A de. Z'nin arkadaşlar atom numarası A artı 1. Y'nin A eksi 1. X'in ise A. Arkadaşlar aralarında en büyük Z, sonra X, sonra Y oldu. Demek ki arkadaşlar cevabımız D şıkkıymış. X artı taneciğin nükleon sayısı bilinmektedir. X artının elektron sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre X atomunun arkadaşlar zaten sen nükleon sayısını biliyorsan ve elektron sayısı nötron sayısına eşit ise arkadaşlar zaten proton sayısı da elektron sayısından bir fazla değil mi? Hemen A yaz elektron sayısı yerine. A artı bir proton sayısı.